Wanda Nara, Mauro Icardi'nin Buenos Aires'te yaşadığı lüks malikaneden ayrılmasını istedi. Ancak Icardi bu talebi geri çevirmişti. Daha sonra Wanda Nara polisi arayarak Icardi'nin evde silahlı olduğu ihbarında bulundu. Polis ekipleri evde 5 saat boyunca didik didik arama yaptı ancak bir silah bulamamıştı. Her gün yeni bir skandalın yaşandığı ikili arasında bu kez Icardi sessizliğini bozdu ve inanılmaz açıklamalar yaptı. Sağ diz, çapraz bağlarından geçirdiği ameliyat sonrası Arjantin basınından Lama konuşan Mauro Icardi flash itiraflarda bulundu. İşte yıldız futbolcunun sözlerinden öne çıkan bazı ifadeler. Wanda bana yıllarca fiziksel şiddet uyguladı, ayrıca dijital şiddet uyguladı ve bu da bana birçok ekonomik sorun getirdi. Hesaplarımı çaldı ve o dönemde benimle aynı futbol takımında oynayan oyunculara yazdı. Instagram'da daha sonra açıkça basında yer alan paylaşımlar yaptı. Örneğin sahip olmak istediğimiz çocuğun yumurtasıyla ilgili paylaşımı yaptığında bu Wanda'ydı. Bu arada ben hala kızlara bakıyordum ve o da Elian'la, Arjantinli rapçi Legante'nin gerçek adı, ikili bir hayat yaşamaya devam ediyordu. Medyada bana şiddet uyguladı. Ben asla ona elimi bile sürmedim. Şiddet uygulamadım. Eve girdiğinde bunu kendisi de söyledi. En kötüsü de Arjantin'den döndükten sonra bir hafta boyunca telefonumla uğraştı. Bunu mahkemeye de sundum. İş arkadaşlarıma mesajlar yazmak için kullandı. İş yerinde benimle alay etti. Burada, Türkiye'de ve İtalya'da sunduğum dosyada kanıtlarım var. Kötü muamelesiyle, sosyal medya hesaplarım ve telefonum aracılığıyla her şeyi kontrol etmek isteyen bu şiddetli tavırlarıyla bana çok para kaybettirdi. Wanda, işte bu kadar vicdansız. Benim paramla ödemeler yaptı ve bu yüzden şimdi banka hesaplarıma erişimini kestim. Bir şeyler için ödeme yapmaya başlamasını ve beni kirletmesini istemiyorum ki istediği de bu. Eleştirdiğiniz gazetecilere beni ve kızlarımızı 3 yıl boyunca aldattığınızı söyleyerek övündükten sonra kendinizi mağdur ettiniz. Sadakatsiz olduğunu söyledin, bunu onayladın. Ben kızlarıma ve kardeşlerine bakarken sen çalıştığını söyleyip ikili bir hayat yaşadın. Hayatım boyunca seni hiç aldatmadım. Mahkemede kanıtlamak zorunda kalacağınız bir şey uydurdunuz. İftira atıyor, karalıyorsun. Sen mükemmel bir oyuncusun. Maskeni düşürdün. Benim önceliğim kızlarım ve bu sakatlığı atlatıp Galatasaray formasıyla sahalara geri dönmek.